Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Foro'da Foro. Yepyeni bir Need for Speed Underground 2 videosuyla karşınızdayım değerli dostlar. Bugün kariyer moduna sizlerden gelen mesajın üzerine devam edeceğim. Ve arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. 3 adet burada bir yarışımız var. Oyunda iyi para yaptık abi. 59.000 paramız var. Ve şu an en son biliyorsunuz Audi isimli aracı kullanıyordum. Fakat Hyundai markalı aracımı kullanıyorum. Şimdi abi ne yapıyoruz? Değerli dostlar. Yapıştıralım gidelim abi. Şeye doğru. Yarışlara doğru. Ve biraz yarış yapıp para basalım abi tabiri caizse. Bu arada bir önceki çektiğim video yine güme gitmiş abi. Bazen böyle sıkıntılar oluyor. Boşa gidiyor. Ciğerim yanıyor ama yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi bugünkü dalgamız dümenimize gelince değerli dostlar buradan yapıştıralım. Bugün yani pist yarışları yapacağız. Biraz daha böyle parası çok olan pistteki yarışlarda yapacağız değerli dostlar. Biraz paramıza para katacağız ki sebebine gelince kıymetli kardeşlerim ilerleyen bölümlerdeki yarışlarda aha yanlış girdim dostum. Evet. Değerli dostlar, ilerleyen bölümlerde sıkıntı oluyor. Şimdi drag araçlarını falan doğrusunu söylemek gerekirse bayağı bir zorlanıyorum. O yüzden gördüğünüz gibi bakın 5000 ödüllü 2 kilometrelik bir yarış varmış. Kabul ediyoruz. Yani drag araçlarına geçmek bayağı bir zor abi. O yüzden biraz para yapıp arabayı muhtemelen değiştireceğiz. Biliyorsunuz ki Audi'miz var. Bundan sonraki yarışta Audi ile yapacağım muhtemelen. Evet, yarışımız başlıyor. Hah, millet yapıştı gidiyor valla. Vay, bu yarış zormuş be kardo. Şu an ikinciyim. Yaklaşık 4 günlük bir yarışımız var. 4 günlük bir yarış. Ve hop. Aha deyip az kalsın beni deviyorlar be. Vay dedikler. Ulan Peugeot'u sonunda ayağını kaydırdım dedim. Sonra benim ayağımı kaydırdılar bakın. Evet. Şu an itibariyle yarışımızda birinciyiz değerli dostlar. Bakın arkamdan yapıştırdılar. Geliyorlar. Yaklaşık değil tam olarak 4 turluk bir yarış. Ve ikinci yarımda 1.5 saniye kadar bir fark var. O farkı açmalıyım. Yalnız Hyundai'yle biraz sıkıntılı arkadaşlar. Aslında Audi daha iyi gidiyordu. De şöyle bir olay var mesela GTA 5 oynuyorum biliyorsunuz. GTA 5'ten sonra Underground'a girince bayağı bir oyun tepkimesi farklı olduğu için bir afallıyorsunuz arkadaşlar. Biraz böyle amatör kullanıyorsunuz. Ondan sonra ısınıyorsunuz. Böyle değişik bir olay. Şu yani Need for Speed'in grafikleri daha hızlı akıyor. Tepkimeleri daha farklı yani. Yol tutuşu aracı daha farklı. Hızlanma şekli daha farklı. Virajlara giriş kabiliyeti daha farklı olduğu için maalesef böyle bir arasında vuruyoruz o zaman. İdare edin değerli kardeşler. Şimdi abi buradan yapıştıralım. Evet, ikinci tura girmiş bulunmaktayız. Şu an birinciyim. Ve ikinci yarımdan 4.5 saniye kadar falan bir fark var. Pisti sevdim abi. Pist güzelmiş. Havalimanının hemen orada yaşıyoruz işte biliyorsunuz. Oyun haritamızdaki meşhur havalimanının orada yaşıyoruz. Yani sizlerden aldığım yorumlarda işte değerli dostlar abi bunu bitir dediğiniz için ben de bu oyunu %100'ünü bitirmeyi karar aldım. Bayağı uzun bir seri olacak. İnşallah eğleneceksiniz. Güzel böyle birlikte hoş bir seri yapmış olacağız değerli dostlar. Şuradan şöyle keskinden gireyim abi. Hop. Evet, iyi sayılır. Fena değil. Orada keskin bir viraja göre güzel girdik denilebilir değerli dostlar. Şimdi ikinci turdayız dediğim gibi. 5.7 saniye aramda fark var. Muhtemelen o farkı 10 saniye yapabileceğime inanıyorum ama bakalım tabi kısmet. Aslında benim aracım şeydi. Değerli dostlar biliyorsunuz Audi A3'tü. Ama Hyundai de dedim abi diğer arabalar boş boş yatmasın. Yatan arabayı sevmiyorum abi. Araba dediğimizde her türlü para kazanacak. Madem 3 adet aracımız var biliyorsunuz meşhur bir Honda Civic'imiz var. Honda Civic haricinde 1 adet de değerli dostlar neyimiz var bu? Bu arada mikrofon sesim size az gelebilir. Yeni fark ettim biraz kısıkmış. Umarım sıkıntılı gelmemiştir sesim. Honda Civic'imiz var abi bir adet. Ondan sonra bir işte Hyundai'miz var ve bir de son olarak Audi A3'ümüz var. Ama
Artık yarışlar falan bayağı zorlaştığı için muhtemelen yeni araç almama yakın zamanlar arkadaşlar. 1-2 bölüm sonra yeni aracıma geçerim kariyer modunda. Bakalım yani artık her şey kısmet diyelim. Yarış güzel sürüyor abi. Üçüncü turdayız. Ve halen birinciyiz. İkinci yarımda 5 saniye falan yaklaşık bir fark varmış. Ya şu viraj olmayaydı iyiydi. Biraz nitro desteği alalım abi. Evet, aradaki farkı 7.40'a falan çıkardık. Evet. Bakın aradaki farkı bayağı açtım ama geride kapatıyorlar çünkü adamlar düzlüğe çıktı bile. Oo, harika. Gerçekten harika kayarak döndük. Vallahi hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Evet. 7.70 abi. 10 saniye fark herhalde açamayacağım ama belli olmaz bu Foro yiyeyim sonuçta. 8.40 oldu. 8.5 çok iyi abi. Şu 10 saniye fark atarsam abi kendimce de amacıma ulaşmış olacağım. Bakalım. Pist yarışı bayağı dediğim gibi uzun. Yani o yüzden oyundaki yarışların %100'ünü değil de önemli yarışları sizlere göstermeyi düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var değerli dostlar. Sıkılabilirsiniz abi. Çünkü Need for Speed Underground cidden böyle zamanındaki oyunlara göre çok büyük bir oyun. Ve bayağı yarışları olan bir oyun. Öyle basit bir oyun değil yani arkadaşlar. Her ne kadar şimdi günümüzde eski kalsa da gerçekten kaliteli bir oyun. Çocukluğumun oyunu yani. Çocukluk demek de yanlış olur ama gençliğimin oyunu diyebilirim arkadaşlar. Ha, şimdi de çok yaşlı sayılmam tabii ki de. Evet abi, 9.40, 9.50, 9.60. Hadi lan şu saniyeyi bir 10 yapsaydım. 9.90 ve 10 saniyeyi göremedik arkadaşlar. 9.90'larda falan kaldık. Son turumuzmuş bu arada. Evet, süper bir kayış. En azından kaza da yapsak iyi oldu abi. 9.90'ı gördüm ama onu göremedim kıymetli kardeşlerim. Evet, onu gördüm abi, tamamdır. İkinci ile aramda 10 saniye fark açtığıma göre, bakın bu ekranımızın sağ üst tarafında şurada yazıyor. Evet, şu an 11'de hatta. Tamam abi, amacıma da ulaşmış oldum. Gerçekten cidden güzel bir yarıştı. Bakın şurası da muhtemelen son turun finişi. Evet. 5 dakika 44 saniye sürmüş bu yarışımız ve değerli dostlar, bir de ikincisi varmış. Muhtemelen aynı pistte ve tersten bize sürdürecekler. Öyle diyebiliyorum. Aynen öyle, bakın dün buradan gelmiştik, bugün olmuştuk. Toplayalım abi nitroyu falan şöyle biraz. Acele etmeyelim. Abi bunların hepsinin ayağını ayrı ayrı kaydırmak istiyorum. Evet. Hayda, ne yapıyorsunuz lan? Lan oğlum bırakın lan beni. Lan beni bırakın lan. Arkadaşlar, onlar da bana sataşıyor görmüş olduğunuz gibi. İşi bayağı yokuşa sürüyor hırbolar. Şu birinciyi bir kere devirelim mi abi? Birinciyi çok fena devireceğim de öyle böyle değil. Biraz faydalanalım abi ya. Evet, bakın birinciyi tam da bükemedik bileğini ama Peugeot'cum, ah. Hayır. Çocuğum sana güle güle. Hop. Ulan. Vallahi adam helal olsun. Sağlam şoförmüş arkadaşlar. Ama benim kadar değil. Devirdim. Tamam değerli dostlar. O tamam. Birinin ayağı kaydı. Biri artık cidden acayip gerilecek. Şu biraz yavaşlayalım abi. Var mı başka devrilecek adam? Oha, toparladı geliyor da. Evet. Şurada bir araba daha var arkadaşlar. Oha. Evet arkadaşlar, hep ben mi devireceğim? Bu sefer de beni devirdiler. Görmüş olduğunuz gibi. Ama yetişmem lazım. Bakın adamlara baktım ya. Senin var ya, ayağını kaydıracağım oğlum. Evet, bir ayak kaydırması vakası daha. Şu an oyunda ikinciyim. İkinci turdayız. Bu tur diğer tura göre daha böyle aksiyonlu geçiyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi yıkıyoruz, çarpıyoruz, deviriyoruz falan. Hop güm. Hadi bakalım. Ah adamı valla. Tam ekmeğine tabiri caizse yağ sürdük arkadaşlar. Adamın içine geldi ya. Viraj daha rahat dönmesi sağladı ama şuradan
Hadi be. Hayır be. Tam dengesini bozabilme çapındaydık. Evet, şimdi muhtemelen pert oldu. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Hey. Anam, birisi de bana geçirdi. Şimdi el dostlar. Ulan. Böyle herhalde bugün işte birinci olamayacağız. Ama o parayı almak için kaptırmam lazım arkadaşlar. Artık yapıştırma moduna girmiş bulunmaktayım. 5 saniye farkı koyarsam da benden hiç yok. Oyunumuzda şu an ikinci turdayız. 4 turluk bir yarış dediğim gibi. Ve 3-20 falan fark attık şu an arkamızdaki kişiye. Şöylece 3. tura girmiş olacağız. Evet bakın hop. Evet. 3. turdayız abi. Ondan sonra son turumuz var. Bu son 2 turda biraz fark atmak istiyorum. Ama maalesef bu pist biraz zorlu bir yollar olduğu için arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ha bu arada şeye gelince bundan sonraki aşamada ne yapacağım diye soracak olursanız değerli dostlar yani bakalım birkaç daha olmadı yarış geçeriz dediğim gibi yeni bir araç alınır. Bence bu araç Ford Mustang olabilir. Bakın biraz önden tüyo vermiş olayım. Yani Ford Mustang alabilir maçta veya bakalım duruma göre belki başka bir araba alırız ama çünkü artık doğrusunu söylemek gerekirse drag yarışları var ve cidden zorlanıyorum abi. Geçemiyorum diyebilirim. Artık şey gerekiyor. Zaten güzel paramız var. 59.000 en son biliyorsunuz paramız vardı. 59.000 olan parayı da muhtemelen yeni aracıma gömerim. Çünkü cidden aracı zımba gibi yapmak istiyorum değerli dostlar. Çünkü aracın hıza ihtiyacı var abi. Oyunun adı gibi Need for Speed yani baba. Evet şöylece de tam olarak son tura girmiş bulunmaktayız. İkinci ile aramda 9 saniye varmış. Oo süper abi. Acayip fark atmışım. Ne olacak? Başındakinin hepsinin dengesini bozdum. Ortalığı karıştırdım baya. Evet şöyle gidelim. Gayet güzel. Şimdi el dostlar. Yapıştırdık gidiyoruz ama. ...9.40 herhalde yine 10 saniye yakın bir fark atarım gibime geliyor. Hadi çok güzel topladım vallahi helal olsun. Vurmadan geçtik abi orayı. Cidden helal olsun bize. Pist yarışlarının önemine gelince arkadaşlar oyundaki. Cidden büyük yarışlar oluyor. Güzel parası var bir kere. O da tabii ki bizim modifi yani para demek ne demek oyunumuzda. Yani şöyle özetleyeyim. Pist yarışını geçersiniz abi. Onun karşılığında aldığınız parayla arabanız daha fazla güçlenir. Oyunun ilerlemesine hız katarsınız yani tabiri caizse. Cidden önemli yarışlar ve an itibariyle bitmiş bulunmakta. Evet. İşte budur abi. Bu yarışın sonunda 5000'i kaptık değerli dostlar. Ve gezme moduna tekrardan kariyer modundaki o serbest haritaya devam ediyorum. Bakın param 59.000 şu anda 64.000 param var abi. Acayip güzel para yaptım ya. Çok güzel. Yani hilesiz hurdasız değerli dostlar. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir de abi... Biliyorsunuz bizim meşhur bir araçlardan şeyimiz de vardı abi. Bakın Honda'mız vardı. Bu bölümde onları yarışacağım ama Honda'yımız var ve tabii ki Audi A3'ümüz var bakın. Şu kızımızla yarışacağım abi bu sefer. Niye? Çünkü bir de bunu da görün yarışını, pist yarışını. Paramızı kazanalım abi. Paramızı kazanalım. Cidden çünkü bizim için önemli. Şu karşıdaki bakın abi bu arabanın turbosu da var ki Allah Allah. Bu daha hızlı yani. Bu kesinlikle çok çok daha iyi performans gösteriyor. Evet. Gelelim yarışımıza. Yine tam bakamadım ama sanırım yine 5000'lik bir yarış. Ve 2 defa yapılacak. Bir pistin düzünden bir tersinden gibi olacak. Rakiplerim bayağı güçlü. Evet. Hayırlı işler, bol güneşler. En arkadan başladık abi. Sorun değil. Oo 5 turluk bir yarışmış. Belki de tek seferde yapacak bilmiyorum ama. Aha. Abi bunlar bayağı çılgın çıktı ya. Audi'nin rakipleri daha zorluymuş doğrusunu söylemek gerekirse. Ve pistimizde acayip engebeliymiş. Böyle çok zormuş abi. Çünkü şu kıvrımlara bakın abi. Şu kıvrımlara bakın. Bu kıvrımlar nedir böyle? Evet an itibariyle birinciyim. 5 turluk bir yarış. Pistimiz küçük sanırım biraz daha. Diğer bir önceki piste göre daha küçük ama daha kıvrımlı bir pist diye düşünüyorum.
Şu an yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Birinciyim ve ikinci ile aramda 2 saniye fark var. Evet, tam olarak 2.30-2.40 gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Ve değerli dostlar, şu Audi'yi pek modifiye etmeyi düşünmüyorum abi. Bir an aklıma şey getirdim de, acaba bu arabayı modifiye edeyim mi, biraz daha güçlendireyim mi diye, ama bence artık yeni araca geçmenin zamanı geldi diye düşünüyorum ben dostlar. Biliyorsunuz oyunumuzda en son %38-%40 gibi bir miktarı geçmiştik oyunun. Yani %100'e tamamlayacaktım size verdiğim sözde. Cidden bu Need for Speed ile ilgili gelen yorumlarda abi beni gerçekten çok sevindiriyorsunuz değerli dostlar. Of abi, bu yarış bayağı uzun sürecek ya. Çünkü 5 tur ve daha biz birinci turu, evet, daha bitiremedik. Yani birinci turu az sonra bitireceğim. Yollar acayip sıkıntılı abi. Beni biraz zorlayabilir yani. En ufak bir boşluğumda adamları tekrardan geçmem zor olabilir. Her ne kadar 5 tur var toparlarız diye düşünsem de, yok abi, sıkıntılı. Evet, ilk turumuz bitti. İkinci de aramızda tam 5 saniye fark var. Hop, vurmayaydın iyiydi. Evet, ne yapacağım abi? Şöyle güzel fırsatım olduğu yerlerde biraz şöyle aracı kaydırıp, tamam mı, nitro toplayacağım. Çünkü gerçekten nitro ihtiyaç var. Of, çok güzel bakın. Beğendim. Hayır. Aslında burada tam böyle kaymalık bir herhalde, ama ben tam anlamıyla vuracağım. Oyunun benden istediği mantıkla girmeyi beceremedim. Evet. Dön 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 dön. Hop. Evet. İkinci ile aramdaki fark bakıyorum şu an. 2.20'ye düşmüş abi. Adamlar bana tabir caizse yetişmiş. O yüzden biraz fark açmam gerekecek. Audi'miz gidiyor abi. Audi'miz turbolu falan gayet hoş da. Ama rakipler de hiç boş değil yani. Doğrusu söylemek gerekirse. Hop. Evet, şu an biraz daha yapıştırdık. Aradaki farkı 4.50'ye falan çıkardım. Hadi bakalım, deme takalım. Ya bence bu yarış şeydir ya, tek seferdir. Eğer bir de bu testten sürdürürlerse bir sıkıntı abi. Verdikleri para mazot parasını karşılamaz abi. Hey, bu arada bu araçlar mazot diyorum ama benzinli arkadaşlar. Yani benzinli araba, onu da söyleyeyim. Çünkü benzinin biliyorsunuz daha hızlı alevlenme özelliği olduğu için benzinle, benzin motorlu yani araçlar. Bu tarz, bu tip arabalar genelde benzinli oldu yani. Dizel araç biraz daha hantal olur tabiri caizse. Evet. Telefonda çalıyor, evet, görmüş olduğunuz aldığımız olur. Yerden devam ediyoruz değerli dostlar. Pistimizde yapıştırdık, gidiyoruz abi. Şimdi 5 turluk yarışımızda 3. turdayız ve adamlar hemen arkama gelmiş bile. Amanın. Arkadaşlar şu yollar cidden beni bayağı zorluyor ya. Bu nasıl bir yoldur arkadaş? Evet bakın. Şurada biraz nitro harcayacağım abi, çünkü dibime kadar geldi adamlar, gıcık oldum ya. Bu arada 236-240 km'de gördük, bakın görmüş olduğunuz gibi. Hatta 250'yi de gördük diyebilirim. Ama acayip hızlı girdim buraya. Tüm nitroyu da burada bitirdik abi. Evet, yapıştırıyoruz abi, tam gaz devam. Pist yarışlarının güzel yönü var arkadaşlar, kötü yönleri var söyleyeyim. Bence iyi yönler abi, trafik yok, hani çarpma ihtimaliniz tabii ki daha az. Kötü yönü abi, rakipleriniz de sonuçta bir o kadar çarpmadan hızlı bir şekilde gelebiliyor. Gayet onlar da yapıştırıp gelebiliyor. Bir de biraz daha saniyelerin, hatta sadiselerin hesabını yapacağınız yarışlar abi. Mesela böyle benim gibi dang diye vurursanız hiç iyi olmaz, onu da size söyleyeyim. Uçağımız da iniyor. Bakın ekranımda gördüğünüz gibi. Bu arada fazla uçağa bakıp da önünüzü görmemezlik yapmayın. Evet, 4. tura geçtik değerli dostlar. Ve 2. aramdaki farka bakacak olursak 5.80 fark atmışız abi. Fazla bakmayacağım o tarafa, bu sefer de önümü göremiyorum ya. Dediğim gibi oyun gayet eğlenceli, gayet güzel bence değerli dostlar.
Bayağı sıkı bir yarış oldu. Ve hala da devam ediyor zaten. Ama ben biraz böyle rahat moda girdim abi ya. Ne yapayım yani. An itibariyle 4. turda yaraladık sayılır arkadaşlar. 5'te son. İnşallah bu yarışı bize tersten götürmezler arkadaşlar. Tersten gidersek bir de bu yarışı sıkıntı abi bayağı. Uzun süre çünkü. Video bayağı uzar. Ben de fazla uzun videolar çekmekten maalesef aşırı uzunlatma haz etmiyorum. Sebebi ne gelince cidden yani sıkılanlar olabilir arkadaşlar. Şimdi beğenenler var. Abi bir saatlik video çektiğimler de var bana ama yine de bence ideal süre kafamdaki yani genelde arkadaşlar. Yani 10 ile 20 dakika arasıdır yani. Bu 25-30'a çıkınca veya 45 dakikaya çıkınca bazen sıkabiliyor yani. Benim bu ben tabi görüşüm ama kimse de diyor ki abi bir saat video çek, bir saat boyunca izleyelim. Ama abi o da bence sıkar yani, bilmiyorum ama sıkılmayanlar da var tabii ki ama sıkılanlar da mevcut. Neyse şimdi abi hop. Lan. Hiç oldu mu? Bu arada arkadaşlar bakın çok az kaldı. Son tura girmek üzereyiz, evet. Son tura, güzel girdik abi, şekil yaparak girdik. Hadi bakalım. An itibariyle son tura girmiş bulunmaktayız değerli dostlar ve ikinci aramda 6 saniye falan bir fark gördüm. Çarpmayaydı mıydı? Neyse. Audi A3 ile olan yarışım muhtemelen yani bilmiyorum, son dakika bir kaza bela bir şey olmazsa Audi'nin birinciliğiyle sonlanacak gibi duruyor. Dediğim gibi araba da yani şu an için en iyi arabam Audi sayılıyor bu kariyer modunda, biliyorsunuz. En güçlü ve en hızlısı. Turbos falan da var bakın. Görüyorsunuz hani göstergesinden. Bayağı iyi arkadaşlar. Audi bayağı sağlam bir araba. Güzel hızlanıyor. Manevraları fena değil. Ama tabii ki ilerleyen bölümde daha canavarlar olacak. Böyle daha güçlüleri, daha hayvansı araçlarımız olacak. O yüzden öyle yani değerli dostlar. Şimdi şuradan hop. Devam. Bir sol ve bir sağ. Oha, bura biraz sıkıntılıymış, evet. Şimdi değerli dostlar 5.40 falan fark açmışız aramızda, gayet güzel. Bakalım, devam edelim şöyle biraz. İşte biraz harcayalım abi. Vurmayaydın idi ya, 260'lık ya. Hiç olmadı ki. Neyse değerli dostlar, muhtemelen yarışımız bitmek üzere. Bakmadım ama eğer şu an biterse süper olacak abi. İki tur mu bir tur mu tam bilmiyorum. 9 dakika sürmüş yarışımız. Ve evet 5000'i kaptık arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Paramız da iyi para yaptık abi bölümde, güzel oldu. En kötü bir 10.000 kazanmış olduk. Yeni alacağımız aracın, evet bakın 69.000, 59.000 ile başladık, 69.000, siz deyin 70.000 arkadaşlar. Cidden güzel oldu abi. Aracımızın, yeni alacağımız aracın ilerideki modifiye parasını şimdiden biriktirdik. Şöyle haritamıza bakacak olursak arkadaşlar, önemli olaylardan kaç tane varmış? 3 adet önemli olay varmış. Onun dışında URL yarışı, pist yarışı bir tane kalmış. Bu şehir turu var, sprint var ve benim korku rüyalarım drag yarışı var, 4 adet. Muhtemelen yeni araçta geçerim onları da. Evet. Değerli kardeşlerim, beni izlediğiniz ve bana katlandığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Forro Games kanalını takip etmeyi unutmayın değerli dostlar. Görüşürüz.